Arkadaşlar merhabalar. Bu videomda Metin Yayınları hazırladı. TYT Hayati Geometri soru kitabında 3. bölüm 9. testteyiz. Karma testteyiz. Neyin karması? X kenar üçgen ve eşkenar üçgenin karması ve ne testindeyiz? Üniversiteli testlerine başlıyoruz arkadaşlar. Hadi çözümlere başlayalım. Eşkenar üçgen şeklindeki bir kağıt AB doğrusu boyunca şekil 1'deki gibi ok yönünde, sonra AD ve BC doğruları boyunca şekil 2'deki gibi ok yönünde katlanarak şekil 3 elde ediliyor. Arkadaşlar bu bir eşkenar üçgenmiş. Şöyle bir açıları yazalım mı? Yazalım. 60-60-60. Hocam eski haline şöyle bir geri getirelim şu şekli. Şöyle. İsterseniz sonraki şekli de geri getirebilirsiniz ama bu yeterli olacaktır sanki. Hocam burası 60 derece. Katladığımızda üst üste binen açılar birbirine eşit 60 ve şu eşitleri de yazalım mı? Yazalım. Şöyle eşit verilmiş. Katladığınızda üst üste binen kenarlar birbirine eşit olduğundan burası da çift çizgi, burası da çift çizgi olacak mı? Olacak. E, sonra Hocam bu da çift çizgilik eşkenar üçgen çıktı. Bak 60-60. Tepe açısı 60 ya. Hocam aynı şekilde bu da aynı katladığımızda üst üste binen üçgen olduğundan. E hocam bu da eşkenar üçgen 60-60 olduğundan dolayı e, 60 ise x kenarlıktan burası da 60. E burası da 60 oldu. Yani 30-30 oldu. Şu gördüğünüz eşkenar üçgenlerin hepsi bakın 1-2-3-4 tane eşkenar üçgen var. Hepsi de aynı eşkenar üçgen arkadaşlar. Çünkü burası da çift çizgi. Burası da çift çizgi. O zaman alanlar da birbirine eşittir. Başlangıçta kullanılan kağıdın alanı A1 ve çevresi C1 son durumda oluşan şeklinde alanı A2 ve çevresi de C2'dir. Alan ve çevreye yorum yapacağız. Arkadaşlar biz bunu böyle katladığımızda bak şöyle oldu. Şu üçgen buraya mı gelecek? Evet katlanmış hali buraya gelecek. o zaman buradaki alan A iken katlamada üst üste binen alanlar da birbirine eşittir. Aynı üçgen olduğundan dolayı. Hocam çift çizgilik eşkenar üçgen hepsi çift çizgilik eşkenar üçgen olduğu için 2A 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 burası da 2A'dır. Yani bunlar da A diye paylaşır mı? Paylaşır. Tamam alanı bulduk. Alanla ilgili yorum yapalım. Başlangıçtaki alanımız kaç A yaptı? 2, 4, 6, 8. Hocam başlangıçtaki alan 8 A. Ee, en son durumdaki alan burası A, burası A, burası 2 A oldu. 4 A oldu. 4 A'nın 2 katı mı oldu? Evet. Birincisi kesinlikle ama kesinlikle doğru oldu. İkincisine bakalım. Çevreleri oranından bahsetmiş. Çevre içinde şuraya ne diyelim arkadaşlar? Şuraya 1 diyelim, 1 diyelim. Çünkü e, eşkenarda çizilen yükseklik olduğu için. Yani şurası 1 oldu. Burası da 1 mi oldu? Aynı şekilde 1, 1. Hocam 2, 2, 2, 2. Yani bir kenarı kaç oldu arkadaşlar bunun? 4 oldu. Ee, o zaman çevre 1. Bir, bir çevre 1, 4, 8, 12. Çevre 1, 12 bölü. Çevre 2 ne yaptı arkadaşlar? Burası 1, 1, 2. Şurası 30, 60, 93 kere oldu. 30 karşı 1, 60 karşı. Burası kök 3, burası da kök 3 değil mi? Evet. Yani 4 artı 2 kök 3 galiba. 4 artı 2 kök 3. Evet bu 12 bölü 2 parantezini alsak 2 artı kök 3 yaptı. Şununla şu sadeleşti. 6 kaldı. 2 eksi kök 3 eşleniyle çarparsam 6 çarpı 2 eksi kök 3 bölü e, karesi eksi karesinden 1 yaptı. Yani bu da 6 çarpı 2 eksi kök 3 eşit oldu. İkincisi de doğru mu? Doğru. Üçüncüsüne gelelim. Şekil 3 bir karedir. Hayır. Karşıtlı kenarları birbirine eşit. Bu bir dikdörtgendir arkadaşlar. Kare değildir. Dolayısıyla üçüncü de yanlış oldu. Böylelikle ne oldu arkadaşım? Kaçıncı soru bu? Birinci soru. Birinci sorudayız tabii ki. Birinci sorunun cevabı böylelikle 1 ve 2 yaptı. Yani cevap Cihan oldu arkadaşım. Geldik 2'ye. Şekildeki yeşil eşkenar üçgen kağıdının alanı kırmızı eşkenar üçgen kağıdının alanının 4 katıdır. Aslında benzerlik oranının karesi alanlar oranına eşit 1'e 2 oran olduğunu direkt söyleyebiliriz aslında ama yakışık almaz daha benzerliği görmedik. Şeyden gidelim. Şunun alanına A e, bir kenarına A diyelim. Buraya da B diyelim. E, bunun 4 katı 4 tane A kare kök 3 bölü 4 neye eşitmiş? B kare kök 3 bölü 4'e eşit değil mi arkadaşlar? Evet. Çünkü B'nin bir kenarı B olan eşkenar üçgen alındı. B kare kök 3 bölü 4. Hocam bölü 4'ler gitsin. Kök 3'ler gitsin. O zaman 4A kare eşittir B kare ise. Her iki tarafın kare kökünü aldığımızda. B buradan 2A'ya mı eşit oldu? Evet. Bir kenarı 2A oldu arkadaşlar. Sonra son şekilde ne yapmışlar? Bu kağıtlar aşağıdaki bir üstüse yapıştırılıyor. Ve çift kat kısım beyaza boyunuyor. Yani şu kısım beyaza boyanmış. Son şekildeki kırmızı boyalı bölgenin alanı 9 kök 3 olduğuna göre. Hmm. Şurada kalan 9 kök 3. Ben buradaki alanla ilgili oranlama varsa oranlamayı bulayım isterseniz. Buraya ne diyeyim mesela x diyeyim buraya da x diyeyim. Normalde bakın burası a da aslında. Ya da a bölü 2'den gidelim isterseniz. Hocam burası a bölü 2. E burası a bölü 2. Kırmızının alanı nasıl bulacaksın? Ee, büyük eşkenar üçgenin alanından şu eşkenar üçgenin alanını çıkartacaksın. Yine benzerlikten daha kolay olur ama mecburuz şu an bunu yapmaya. Yani a kare kök 3 bölü 4'den neyi çıkartacağım? Şunun karesi. Yani A bölü 2 bu da bir eşkenar üçgen. Çünkü niye? Tepe açısı 60 hocam. E, tepe açısı 60 ise bu da 60. Bu da 60 oldu mu? X kenarlıktan oldu. A bölü 2'nin karesi A kare kök 3 bölü 4 çarp e, bu da şöyle yazayım isterseniz. A bölü 2'nin karesi kök 3 bölü 4'e eşittir değil mi arkadaşlar? Evet burası da. E, bu kaça eşitmiş? 9 köküçe eşitmiş. E o zaman buradan A olayı çıkacak arkadaşlar. Hadi A alanını bulalım bakalım. A'yı bulalım daha doğrusu. Burası A kare kök 3 bölü 4. Burası A kare kök 3 bölü 4 bölü 4. Yani A kare kök 3 bölü 16 oldu. A kare kök 3 bölü 16 oldu. Eşittir 9 kök 3 olduğundan. Şunu genişletelim arkadaşlar. Genişletelim bunu. 4 ile genişlettiğin zaman hocam 4 A kare eksi 4 A kare kök 3 eksi A kare kök 3 deyince 3 A kare kök 3 bölü 16 yaptı. Eşittir 9 kök 3 olduğundan. Şunlar şunlar sadeleşti. Şu 3 ile 9 sadeleşti. Ee, kaç yaptı? 3 yaptı. A kare 48 yaptı. A da buradan 4 köküçe eşit oldu arkadaşlar. Sonra A 4 köküçe o zaman burası kaç çıktı arkadaşım? Burası 2 kökü çıktı mı? Çıktı. A 4 köküse burası da 8 köküç oldu mu arkadaşlar? Oldu. 8 köküçe o zaman yeşil şuradaki ikinci şekildeki yeşil boyalı bölgenin alanı nasıl bulacağım? Büyüğün alanından küçüğün alanı çıkartacağım. Yani yazalım. 8 kök 3'ün karesi kök 3 bölü 4'ten neyi çıkartacağım? 2 kök 3'ün karesi kök 3 bölü 4'ü mü çıkartacağız arkadaşlar? Evet. Mecburum uzun yoldan yapmaya benzerlikten daha yapamadığımız için normalde a iken 3a yazarız. a iken buraya da 1'e 2 olan var. 9, 8, 8a yazarız arkadaşlar. Oradan daha kolay çıkacak ama mecburuz daha oraları görmediğimiz için. Tamam Evet burası kaç yaptı arkadaşlar? 8'in karesi 64 çarpı 3 çarpı kök 3 bölü 4. Eksi e, 4 çarpı 3 çarpı kök 3 bölü 4. E, 2'nin karesi 4 kök karesi 3 olduğundan 4 çarpı 3 yazdım. Hocam sadeleştirmeleri yapalım. Şununla şu sadeleşince 16. 16 çarpı 3 48. Şunlar da gidince 48'den 3 kök çıkınca kaç kalıyor? 45 kök 3 kalıyor arkadaşlar. Yani cevabımız böylelikle 45 kök 3 oldu. Evet kaçıncı soru? İkinci sorunun cevabı Akçay oldu arkadaşlar. Geldik 3'e. Aşağıda birim kareli zemin üzerine çizilmiş üçgenler gösterilmiştir. Buna göre bu üçgenlerden hangisi eşkenar üçgen olabilir? Hocam buna bakalım bu eşkenar üçgen olabilir mi? Arkadaşlar buradaki uzunluk belli. Nereden belli? Şuradaki pisagor bağıntısından belli. Şu pisagor bağıntısından belliyse arkadaşım. Şurası bir birim. Şurası bir birim. Burası da 1, 2, 3, 4 birim. 16, 17. Burası kök 17 mi oldu? Evet. Kök 17 oldu arkadaşlar burası tam gözükmedi. Şu kök 17'yi düzgün yazayım. Kök 17'yi şöyle yazayım arkadaşlar. Evet. Neyse tam olmadı ama. Burası 1, burası 4. O zaman burası kök 17 mi oldu? Heh. Şimdi daha güzel oldu. Arkadaşlar sonra burası. Bak şurası 1 ya. Şurası 1. Arkadaş burası 1, 2, 3, 3,5 gibi bir şey. Yani burası 4'ten küçük olduğundan dolayı burası 1, Normalde 1'in karesi artı 4'ün karesi deyip kök 17'yi bulduk ama burası 1'in karesi artı 4'ten küçük bir sayı. Yani mesela 3.7'nin karesi kök 17 çıkar mı arkadaşlar? Çıkmaz. O zaman birincisi kesinlikle ama kesinlikle değil. İkincisine bakalım. Hocam burada da dik üçgen, şuradaki dik üçgende belli kenarları. Hocam buradaki dik üçgenin kenarı kaç? 2 ve 3. Hocam burası 2 ve burası üçgen 4 artı 9'dan 13'ü yani buranın kök 13 olduğunu bulduk. Peki burası kök 13 olabilir mi? 3'ün karesi 9 1 kök 13 olabilir. Şurası kök 13 olabilir mi? 1 B 1 2 3 4 olmaz. Arkadaşlar şuradaki dik üçgenden bakar mısınız? Şurada bir dik üçgen çizseniz bakın şurası normalde kaç olduğunu bilmiyoruz ama birden büyük bir sayı. Şuraya baktığınız zaman 1 2 3. Burası da hocam 3'ten büyük bir sayı. Ha 1 1'den büyük ve 3'ten 3'ten büyük. Burası zaten 3'ten büyük. 9 artı 1 olabiliyor. Bu da olabiliyor. Ama şu ikisini incelerken olmuyormuş gibi gözüküyor ama olabilir aslında. Çünkü bu 2'nin karesi artı 3'ün karesi. Peki şuraya bakacak olursak arkadaşlar. Şuradaki dik üçgene bakacak olursak. Hocam burası 1. Burası 1, 2, 3. Burası 3'ten büyük. Bakın dikkat edin. 1'den büyük ile 3'ten büyük Pisagor yaptığında bir değer gelecek. 1, 1 ve 3'ten büyük de bir Pisagor yaptığında bir değer gelecek. Hocam burası da 1'den büyük olsaydı eyvallah şunlar eşit olabilirdi ama Bakın burası birden büyük. Eğer burası 1 olup burası 3'ten büyük olmuş olsaydı evet eşit diye olabilir diyebilirdik ama maalesef bu da olmaz. Yani ikincisi de yanlış oldu. Üçüncüsüne gelelim mi? Gelelim. Şuraya bakacak olursak arkadaşlar bu bir eşkenar üçgen olabilir mi? Cevap zaten yalnız 3 yapıyor. Cevap Ceyhan arkadaşlar. Nasıl yorumlayacağız arkadaşım bunu? Bunu da şuradaki şeyden yorumlayabiliriz. Hocam burası kök 3. E burası eşkenar üçgen olabilmesi için ne olması lazım? 60'ar er derece olması lazım değil mi? 60'ın karşı köküsü 30'un karşısını ne yapmak zorunda arkadaşlar? 60'ın karşı yok. 1, 2, 3 birim arkadaşım burası. 3 birim. 30'u e, 30'un ne yapacak? Kök 3. E, kök 3. Kök 3'ün yaklaşık değeri nedir? Kök 3 1 ile 2 arasında değil mi arkadaşım? Kesinlikle evet. 1 ile 2 arasında. Bak şu uzunluğa bakacak olursanız burası da kök 3 burası da kök 3. Hocam burası 1 ile 2 arasında bak. 1'den büyük 2'den küçük. Hocam bu da 1 ile 2 arasında. 2 kök 3 yani burası. E şurası da 2 kök 3 yapıyor mu? Onu da şuradaki Pisagor bağıntısından bulabilirsiniz arkadaşlar. Onu da neredeki Pisagor bağıntısından bulabilirsiniz? Şuradaki Pisagor bağıntısına bakacak olursanız arkadaşlar bakın. Ya da şuradaki Pisagor bağıntısı. Direkt şunu yorumlayalım. 60 olduğunu bilmiyoruz. Sadece yorumluyoruz arkadaşlar. Şunu yorumlayacak olursak. Burası 30'un karşısı kök üçgen. Acaba burası 2 kök 3 oluyor mu diye bakacağız. Burası birden büyük bir sayı. Burası da 1, 2, 3. 3 oldu. 2 kök 3'ün karesi eşittir. 3'ün karesi artı. Birden büyük bir sayının karesi mi olacak? Birden büyük bir sayının karesi şu dursun bakalım arkadaşlar. Bu 12'den. 12'den 9 çıktı. Kaç kaldı? 3 yaptı. 12'den 9 çıktı. 3 yaptı. Ee, birden büyük sayının karesi yaptı. Ya da şuraya x diyelim isterseniz. Daha, daha net olacak. E o zaman arkadaşlar x buradan neye eşit oldu? 3'e. Hani x x kare 3'e eşit oldu. x de buradan kaç eşit oldu? Kök 3'e eşit oldu. Evet burası da kök 3 değeri diye bulduğumuza göre birden büyük oldu arkadaşlar. Yani eşkenar üçgen olabilir mi? Olabilir arkadaşlar. Üçüncüsü doğru oldu. Evet cevap ya yani şunlar kesinlikle değil. Bu değil bu değil. O zaman bu bizim köyden. Yani cevap ne çıktı? C Ceyhan çıktı. Geldik bir sonraki soruya. Evet şunu çok seviyoruz arkadaşlar. Katlamalar. Evet bu kitapta da ilk defa karşılaşıyoruz galiba. Önce bunu böyle katlamış sonra bunu böyle aşağı doğru katlamış. Geriye doğru açılım yapacaksınız. Hocam bunu geriye doğru açtığınız zaman sen buradan bir delik açtın ya bunun da simetriğini alacaksın. Hocam bunun simetriği neresi oldu? Hop şurası oldu. Ve diğer taraflar dolu mu arkadaşlar? Dolu. Şu yuvarlan içi hariç diğer taraflar dolu. Sonra sen böyle bir katlama yapmıştın. E sen böyle bir katlama yaptığın için bu katlamayı da açmak zorundasın. Şimdi şu üçgenin tamamı bak bu tamamı üst üste bindi mi? Bindi. Bunun tamamını açacaksın. O zaman bunun tamamını açtığın zaman tamamının simetriğini aldın. Hocam bu yuvarlak buraya geldi. Bak şu tarafın tamamını simetriğini alacaksın. Yani katlama demek katlamayı açmak demek o doğruya göre simetriyi demek. Hocam bunun simetriyi buraya mı geldi? Bunun simetriyi buraya mı geldi? Bunun simetriyi de buraya mı geldi arkadaşlar? Evet köşeye yakın olduğu için böyle olacak. O zaman 4 tane ortada 2 tane de köşe köşede. Yani nasıl bir şey oldu? Denizli şıkkındaki gibi bir şey oldu arkadaşlar. Dördüncü soruyu böylelikle Denizli bulduk. Bu şekilde katlama ve kesme varsa aynı zamanda geriye doğru açılım yapıyorsunuz sadece. Evet dördüncü soruyu böylelikle Denizli bulduk. Geldik beşinci soruya. Evet Gülce yukarıdaki dik üçgen kartonları 3 üç tane kopya edip aralarında boşluk kalmayacak biçimde bunu yapıştırmış. Arkadaşlar eş yapıyı kullanmış burada. Eş yapıda kenarların eşitliğine dikkat edin. Hocam ben bu kısa kenara A dersem. O zaman her yerde kısa kenar A'de. Hocam burası da A, burası da A. Uzun kenarı da şuraya da B dersem. Uzun kenara A artı B oldu. Hocam A artı B olacak. B kaldı buraya. A artı B olacak. Buraya da. Burası da A artı B oldu mu? Oldu. Sonra diyor ki bize. Daha sonra A ile B noktalar arasındaki mesafeyi ölçmüş. A ile B arasındaki mesafe kaç çıkmış? 4 kök 5 çıkmış. Bak sen şu işe. Arkadaşım burada ne yapacağız? Burası 4 kök 5. Biz burada bu uzunluğa karşılık 90 derecelerde var mı? Var. 90 dereceye karşılık getireceğiz değil mi? Ne yapıyorduk genelde? Dikdörtgen oluşturmuyor muyduk arkadaşlar? Evet bütününde dikdörtgen oluşturamış. O dikdörtgeni şöyle oluşturursak olay bitti. B ise B 4 kök 5'e ait bir dik üçgen oluşmuş oldu. E hocam burası ne yaptı? A artı B yaptı. Dikkat edin burası A artı B ise burası da A artı B yaptı. Şu uzunluk ne yaptı? A artı B artı A artı B. Yani 2 tane A artı B yaptı. A, A artı B burada. A artı B'nin ilk katı burada. 1 2 kök 5 üçgen değil mi? Burası da A artı B'nin kök 5 katı olmak zorunda değil mi? Yani buradan A artı B'yi kaç buluruz arkadaşlar? 4 buluruz. Bizden ne isteniyor? Bu üçgenlerden bir tanesinin uzun dik kenarı. Uzun dik kenarı yani A artı B isteniyor arkadaşlar bizden. Dolayısıyla 5. soruyu ne bulduk arkadaşım? Balıkesir bulduk. Geldik 6. soruya. Şekildeki üçgen kağıt B köşesi C köşesi üzerine gelecek biçimde katlandığında her iki kat açıkta parçası kalmayacak biçimde üst üste geliyor. Açıkta parçası kalmadı. O zaman katlamayı açıyorsunuz. Katlamayı açtığınız zaman hocam hop şöyle katlamayı açtım. Şu üçgen buraya geldi. Üst üste binen kenarlar birbirine eşit mi? Eşit. Hocam bu da buraya mı geldi? Evet. Üst üste binen açılar da birbirine eşit. E burası da 90 derece. Ondan sonra buna göre ABC üçgeni için aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenilebilir? Ne çıktı arkadaşlar? Kesinlikle bir ikizkenar üçgen çıktı mı? Evet. Dar açılı bir üçgen yani geniş açılı bir üçgen olabilir arkadaşlar. Çeşit kenar Çeşkenar değil. Kesinlikle değil. x kenar. E, eşkenar da olabilir ama hangisi kesinlikle söylenebilir diye soruluyor. Ben sadece bunların eşitliğini buldum. Yani ikiz kenar olduğunu buldum arkadaşım. Dolayısıyla 6. sorun cevabı böylelikle denizli çıktı. Ve 9. testi böylelikle bitirmiş bulunuyoruz. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda 10. testin çözümünde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.